Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar, kanalımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugün size organik buğdayı anlatacağım arkadaşlar. Faydalarını anlatacağım size ve buğdaylarımız satılıktır arkadaşlar. Bildiğimiz gibi arkadaşlar, yediğimiz ürünlere, yediğimiz yemeklere çok dikkat etmemiz lazım. Biliyorsunuz bu aralar çok meşhur işte yediğimiz sebzelerde, meyvelerde kimyasal kalıntı var mı, yok mu? İşte bu kalıntılar insan sağlığına zararlı mı, değil mi? Hayvanlarda da aynı şey arkadaşlar. Hayvanlarda da kullandığımız yiyeceklerde, hayvanların yemlerinde bir sürü kimyasal madde var arkadaşlar. Kimyevi atık var, bir sürü kimyevi kalıntılar var arkadaşlar. Ve bu kalıntılar da hayvanlara çok büyük zarar veriyor arkadaşlar. Ben güvercinlerim için özel buğday yetiştiriyorum arkadaşlar. Tamamen organiktir arkadaşlar. Evet, tamamen organiktir. Arkadaşlar, şimdi bu buğdayın arkadaşlar en büyük özelliği, iç ilaç ve kimyevi gübre kullanmıyorum arkadaşım. Hiçbir kalıntı yok bunlarda. Neden diyeceksiniz? Nasıl diyeceksiniz? Bak bugün işte şurada göreceksiniz. İşte görüyorsunuz. Şurada böcekler, işte değişik, işte görüyorsunuz böcekler, değişik bitki tohumları. Tabi şimdi üretimi zor. Neden zor? Çünkü ilaç kullanmadığımız için, işte ot ilacı, ne bileyim böcek ilacı kullanmadığımız için ürün pek randımanlı olmuyor. Hani rekoltesi düşük oluyor, işte az alıyorsunuz verimini. Ama bu hayvanlar için arkadaşlar çok gerekli bir şey bence. Neden? Çünkü biz kendimiz ilaçsız yemekler yemek istiyoruz. İşte GDO'suz yemekler yemek istiyoruz. Kuşlarımız da, güvercinlerimiz de böyle yemek istiyor arkadaşlar. Ne olur bize yani öyle şey buğdaylarsak? Ya bir şey olmuyor. Ne oluyor? İşte bir yavru çıkıyor. Yavru alacağız. Hiçbir şey yokken yavrular tam tüylenince ölüyor. Neden ölüyor? Yedikleri yemden. Niye? Yemde kalıntı var. İlaç kalıntısı var arkadaşlar. Sürekli İlaç kalıntılı yemlerden veriliyor. Hayvanlara bu da dokunuyor. Bizde sebebini bilmediğimiz türlü türlü hastalıklar meydana geliyor. Kuşlara hiç yabancı kuş sokmuyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Yavrular kendi kendine ölüyor. Kuşlar kendi kendine hastalık kapıyor. Neden kapıyor? İşte %50 bu yedikleri yemdeki ilaç kalıntılarından. Bir sürü tarım ilacı var arkadaşlar. Çok etkili, çok zehirli. Böceklere karşı, işte ne bileyim yabancı otlara karşı bir sürü ilaçlar var. İşte o ilacın kalıntıları mutlaka kalıyor bildiğiniz gibi. Onlar da kuşlara zarar veriyor. Ben de arkadaşlar kendime göre böyle kuşlarıma kadar organik, yani ilaç atmadan, kimyevi gübre atmadan, tamamen hayvan gübreleriyle buğday yetiştiriyorum. Hani bana hak vereceğinizi tahmin ediyorum. Ya işte yapamazsın falan yok arkadaşlar. Bakın buyurun. Bir sürü içinde ot parçaları, böcekler falan. Bunlarda ilaç kalıntısı yok. Ben de öyle kolay kolay yavru ölümleri de gerçekleşmiyor. Tabi mutlaka hastalanıyor ama yani öyle sebepsiz yere değil yani. Bunların fazlalığını satıyoruz. İsteyen olursa böyle çuvallara doldurup yollayabiliriz. Almak istemeyen bile yani dikkat etsin aldığı yemlere. Çünkü yem çok önemli. Hani aldıkları yere dikkat etsin. Değiştirmemeye çalışsınlar yemlerini. Güvercinlere verdiği yemleri. Böylelikle birçok hastalığın da önüne geçeceklerine inanıyorum. Dediğim gibi organik, isteyen olursa kanalımıza yazabilir. Ben kuşlarım için böyle bir fedakarlık yapıyorum. Özel ekiyorum bunu, ilaçsız, gübresiz. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın arkadaşlar.